Siyahi Samuray Yasuke'nin aslında gerçek olduğunu biliyor muydunuz? Assassin's Creed'in duyurusuyla popülerleşen bu siyahi samuray aslında gerçekten yaşamış biri. Tam olarak ne zaman doğduğu belli olmasa da Mozambik'te doğmuş. 1579 yılında köle tüccarlarıyla Afrika'dan Hindistan'a, oradan da Japonya'ya geliyor. Yasuke 1581 yılında Kyoto'ya geliyor. Fiziksel yapısı ve ten rengi nedeniyle Japonlar tarafından çok fazla ilgi çekiyor. Hatta kendisinin ten rengi normalde alıştığımız siyahiler gibi kahverengi tonunda değil, daha nadir gördüğümüz cidden simsiyah bir tonda olduğu için Japonlar bunun boyalı olduğuna inanıyor ve Yasuke'yi halkın önünde bildiğin böyle foşur foşur yıkıyorlar. Bu iriliği ve ten rengi nedeniyle dönemin lideri Oda Nobunaga'nın ilgisini çekiyor ve onun yanında korumalığa başlıyor. Yasuke hızla Japon kültürünü öğreniyor. Hatta bazı kaynaklara göre samuraylık seviyesine de çıkıyor. Fakat Nobunaga ile tanıştıktan bir yıl sonra Nobunaga bir saldırı sırasında intihar ederek kendini öldürüyor. 1582 yılında Nobunaga öldükten sonra Yasuke hala aynı aileye itaat etmeye devam ediyor. Ama bir süre sonra kendisi de esir düşüyor. İsyan sırasında esir düştükten sonra da Yasuke'ye ne olduğunu maalesef bilmiyoruz. Büyük ihtimalle tahmin ettiğiniz şeyler oluyor. Yasuke'nin hikayesinin daha güzel bitmesini isterdim ama maalesef öyle olmuyor. Hayır, bu oyun reklamı değil.